Arkadaşlarım, şimdi finansal tablolar analizi dersiyle ilgili genel bir hatırlatma, bazı önemli noktaları vurgulama yapacağız. Sonra da durumunuza göre sorular çözeceğiz. Finansal tablo analizi. Sınavda 8 tane soru geliyor. Biraz çalışmış, biraz emek göstermiş, ter dökmüş bir arkadaşın bu 8 sorunun büyük çoğunluğunu çözecek sorular geliyor son yıllarda. Yani öyle kötü niyetli, öğrenciyi aman yapmasın tarzında sorunun az geldiği bir derstir finansal tablo analiz dersi. Bunu bilin. Dersin adından korkmayın. İçerine baktığınızda hep böyle benzer tarzda sorular var. Şimdi ben bir genel mantık bilmenizi istiyorum. Bir dersi öğrenmenin en iyi yolu o dersin ne anlattığını bilmektir. Ne anlattığını bilirseniz ne yaptığınızı bilirsiniz ve soruyu anlamanız daha kolaylaşır. Şimdi finansal tablo analizinin temel mantığı şudur arkadaşlar. Burada bir analiz kelimesi var. Mesela sorsam analiz kelimesini görünce aklınıza ne geliyor tek kelimeyle? Analiz nedir sizce? Analiz kelimesi size ne çağrıştırıyor tek kelimeyle? Cevap istiyorum. Bilimsel cevap değil. Aklınıza ne geliyorsa. Yorumlanma, yorumlama. Yorum, anlama, tahlil, yorumlama, çözümleme, veri. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tebrik ediyorum. Karşılaştırma, nefis. Güzel. Tek kelimeyle zaten bunlarla anlatılır. Mükemmel. Şimdi bakın olayın mantığı şu. Analiz dediğimiz olay, şey analizinden örnek vereyim mesela. Kan tahlili yaptırıyorsunuz. Bu bir kan analizidir. Yani finansal tablo analizi değil de kan analizi nedir desem şöyle bir şey olması lazım hepinizin. Önce hocam kan alınıyor kişiden. Tamam. Bu kana çeşitli neler uygulanıyor? Testler uygulanıyor. Çeşitli çeşitli envai çeşitli testler var. Bu testlerden bir takım neler çıkıyor? Sonuçlar çıkıyor. Bu sonuçlarda daha sonra bilen kişiler tarafından neye tabi tutuluyor? Yoruma tabi tutuluyor. Şimdi sizin finansal tablo analizi SGS staja giriş sınavında sorulan sorularınızda yorum kısmı karşılaşılan bir durum değil. Çok yorumla ilgili soru soramıyorlar test sınavında. O yüzden size yaptırdıkları genellikle 8 sorunun ağırlıklı olarak yaptırdığı yer size bu sonuç nasıl bulunur? Bu test nasıl uygulanır? İşte buradaki aldığımız kan dediğimiz, veri dediğimiz şey neleri içerir bunlarla ilgili soru soruyorlar. Yani kan tahlilinde kan al, test uygula, sonuç bul, yorumla, hasta iyi mi kötü mü diye değerlendir kısmını. Finansal tablo analizi için yapacak olursak, çünkü dersimiz sonuçta kan analizi değil, finansal tablo analizi yapıyoruz. Orada da olay şu, diyor ki analizde temel kriter bir veri olması lazım arkadaşlar. Bir veri, yani kan. Buna uyguladığınız test diyor, buna uyguladığınız bir takım neler var aslında? Teknikler var. Bu tekniklerden sonra her tekniğe özgü bir ne buluyorsunuz? Sonuç buluyorsunuz. Bu sonuçları da neye tabi tutuyorsunuz? Yoruma tabi tutuyorsunuz. Temel mantık bu. E şimdi işte diyor ki siz finansal tablo analizinde, o zaman analiz yaparken, finansal tabloları analiz ederken veriniz ne olacak diyor. Verimiz arkadaşlar öncelikle temel mali tablo dediğimiz, temel mali tablo dediğimiz nelerdir bizim için? Bilanço ve gelir tablosu. Tabi bu bir bilanço gelir tablosu bizim temel mali tablolarımız. Bir de bunların dışında ek mali tablolar var. Ek mali tablolarda duymuşsunuzdur. Satışların maliyet tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, satışların maliyet çek, kar dağıtım tablosu, net işletme sermayesi değişim tablosu, öz kaynak değişim tablosu gibi çeşitli ek mali tablolar da var. Bizim bilmeniz gereken önemli bilgi ek tablolar, temel mali tablolardan hareketle hazırlandıklarından dolayı biz analizimizi yaparken temel mali tabloları analiz etmemiz şirketin geleceğini tahmin etme açısından yeterlidir. Diyor ki bu bilanço gelir tablosu, yani veriyi biliyorsa bir kişi, veriye hakimse, verinin nelerden oluştuğunu biliyorsa bu veriyi alacak. Bu veriye çeşitli neler uygulayacak? Teknikler uygulayacak. Bu teknikler sırasıyla karşılaştırmalı tablolar analizi tekniği. Aynı şekilde başka bir teknik dikey analiz tekniği. Duymuşsunuzdur bunları, çalışanlar bilir. Trend analizi tekniği, bir de hangi analiz var? Oran analizi tekniği var arkadaşlar. Bunların diğer isimleri de var. Karşılaştırmalının diğer adı nedir? Yatay analiz.
Dikey analizin diğer adı yüzde yöntemiyle analiz, trend analizinin diğer adı eğilim yüzleri analizi, oran analizinin diğer adı ise rasyolar analizi şeklinde karşımıza çıkıyor. Diyor ki bu teknikleri hangi tekniği uygularsanız uygulayın, kime uygularsınız? Mali tablolara, bilanço ve gelir tablosuna. Bazı tekniklerde bir bilançonun verisini alınır, bir gelir tablosunun verisi alınır ama karşılaştırma da olsa, dikey de olsa, trend de olsa, oran da olsa kullanılacak teknik bu dört tane analiz tekniği olarak karşımıza çıkıyor. Yani geçmiş yıl sorularında var. Aşağıdakilerden hangisi analiz tekniklerinden değildir? Böyle sorular bile var arkadaşlar. Ama son yıllarda biraz daha olay şeye girdi. Oran analizlerine girdi. Gamze gelmiş, işim çıktı da şimdi gelebildim demiş. Gamze ben kaç dakikadır arkadaşları oyalamaya çalışıyorum. Seni bekliyorum. Şu anda artık derse başlayabiliriz. Tamam mı Gamze? Evet, arkadaşları oyalamıştım ben. Sen gel de başlayalım diye. Evet, şimdi başlıyorum arkadaşlar. Diyor ki veriyi al. Veriye bir takım teknikler uygula. Bu tekniklerden sonuçlar çıksın. İşte karşılaştırmalı tablo uyguladıktan sonra değişim nasıl? Artış, azalış yüzde olarak nedir? Dikey analizde yüzde olarak oransal büyüklüğü bul. Trend analizinde bunun bir eğilimini, gene artış veya eksi eğilimini, oran analizlerinde ise adı üzerinde bir takım neler bul? Oranlar bul. Daha sonra bu oranları al, bulduğun sonuçları al, daha önceden bilmek durumunda kaldığın verilerle bağlantı kur. Verilerin bir takım kabul görmüş analiz açısından kuralları var. Hangi kalem büyük olursa iyidir, kim kimden fazla olursa pozitif olumlu yorumlanır gibi bilgiler var, onlardan bahsedeceğim. Ardından da bu bilgilerle bunu birleştir ve en son kısmında da bunu ne yap? Yorumla. Tabii neyi yorumluyoruz biz burada arkadaşlar? Geçmişe bakarak geleceği yorumluyoruz. Sebep? Bilanço gelir tablosu hepinizin de bildiği gibi geçmişe ait verileri içeriyor. Biz geleceğin bilançosuna bakarak analiz yapmıyoruz. Geçmişin verilerini alıp incelediğimizden dolayı, teknik bulduğumuzdan sonuç bulup yorumlama kısmını geleceği tahmin etmek için yapıyoruz. Analizin temel mantığı bu. Ve dikkat ederseniz size analiz dersiyle ilgili gelen sorular, işte oran analizi ağırlıklı. 8 tane sorunun yer yer 5 tanesi, 6 tanesi oran analiziyle ilgili sorular gelmiş. Cari oranda şudur, onlardan bahsedeceğim biraz sonra. Şimdi arkadaşlarım, biz o zaman analizde veriyi bileceğiz. Veri dediğimiz olay nelerdi? Bir tanesi bilançoydu, bir diğeri ise gelir tablosuydu arkadaşlar. Şimdi bakın, bilanço dediğimiz tablo, gelir tablosu dediğimiz tablonun tanım soruları çok nadir de olsa karşılaşabilirsiniz. Bilanço ile gelir tablosunu birbirinden ayıran temel kriterler var. Teste göre anlatıyorum şu anda size. Normalde klasik sınav, ileride 3 yıl sonra stajı başlattıktan sonra inşallah bazılarınız 2 yıl yüksek lisans yapanlar neyse, bu yeterlik sınavına girdiğinizde bunların hepsinin klasik sınav tarzında karşı tarafa bildirmeniz. Ama testin avantajı, birkaç kelimeyle de ayrım yapabiliyorsunuz. Bilanço dediğimiz olay, bir işletmenin belli bir nedeki tarih veya belli bir andaki neyini gösteren tablo, mali durum. Mali durumla kastettiği nedir arkadaşlarım? Varlıklar ve kaynakları gösteren nasıl bir tablo? Bir tarihi ifade ettiği için, anı ifade ettiği için statik bir tablodur. Hatta işletmenin fotoğrafı diye geçer. Bu bilançodur. Gelir tablosu ise bir işletmenin belli bir neyini içerir? Dönemini içerir arkadaşlar. Dönem. Yani 1-3 ay olabilir, 6 ay olabilir ama genelde bir takvim yılı bizim gelir tablolarımızda esastır. Ama 3 aylık da düzenleyebilirsin, 6 aylık da düzenleyebilirsin. Bir dönemde işletmenin faaliyetleri sonucu elde etmiş olduğu gelirleri, giderleri, ulaştığı karı ve zararı gösteren, yani işletmenin nelerini gösteren bir tablo, faaliyet sonuçlarını gösteren, birden sonuçta bu dönemin içinde birden fazla işlem barındırdığı için, 1 Ocak ile 31 Aralık arasını barındırdığı için biraz hareketli bir tablodur. Bu yüzden bu tablo dinamik bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Yani bilanço gelir tablosunun ayrımında şuna dikkat edin. Gelir tablosunda bir dönemin sonucunu alıyorsunuz.
Çin'de hareketli ve o dönem kapandıktan sonra sıfırdan başlıyor. Gelir tablosu bir tarih esas alıyor. İşte 31-12'yi esas alıyor. 31-12'den sonra 1 Ocağı geçtiğinde oradan oraya devir oluyor. Yani birbirine devam eden bir süreç var. E şimdi biz o zaman bilanço gelir tablosundaki bilançoyu hemen kısa hatlarıyla size bir hatırlatayım. Bilginiz olsun. Şimdi bilançonun bu çizdiğim şekil hesap tipi bilanço. Hesap tipi dediğimiz T şeklinde. Yani hesap tipi T şeklinde yazılıyor. Sol tarafa neler yazılıyor arkadaşlar? Varlıklar. Sağ tarafa ise kaynaklar yazılıyor. Bu hesap tipidir. Rapor tipi bilanço dediğimiz ise alt alta yazılır. Yani işletmenin varlıkları yazılır. Dönen, duran, sonra kaynaklar, kısa, uzun öz kaynaklar alt alta. Mesela uygulamada siz mali tablolarınızı ne tip hazırlıyorsunuz? Rapor tipi hazırlıyorsunuz. Yani alt alta sıralıyorsunuz. Daha sonra yanına getiriyorsunuz işte bir yıl, 2014 yılı, 2015 yılını koyuyorsunuz. Böylece bilançoyu dışarıya ne yapıyorsunuz? Beyan ediyorsunuz. Diyor ki bir işletmenin bilançosu, tabii ben hesap tipi yazacağım. Niye? Analiz açısından hesap tipi görmeniz akılda kalıcılığı, görsel hafızayı daha da destekliyor. Diyor ki varlıklar. Varlıklar bir işletmenin likiditesine göre sıralanması gereken gruptur. Likidite ne demektir? Bilen var mı? Likidite. Hemen cevap alayım. Uyumayın diye soruyorum. Paraya döndürülebilir, nakit, nakde dönüşme hızı, dolaşımdaki nakit. Güzel, güzel. Nakitle bağlantı kurmanız çok güzel. Evet, likidite, nakde dönme hızı. Ama gerçek değerinden nakde dönme hızı. Yani her şey nakde hızlı döner. Yani gidersiniz en lüks yerdeki bir binayı, 1 milyon liralık bir binayı 3 liraya satarsanız hemen nakde döner. Önemli olan gerçek değerinden, gerçeğe yakın değerinden nakde dönüşme hızıdır. O yüzden varlıklar da kendi içinde sıralanırken dönen varlıklar, likiditesi en yüksek olan varlık grubu ve duran varlıklar olarak adlandırılır. Şimdi dönen varlıklar da kendi içinde sıralanırken likiditesine göre sıralanır. Dönen varlıkların içinde likiditesi en yüksek olan grup hazır değerler grubu. Hazır değer, kasa, bankalar falan. Ardından menkul kıymetler, geçici yatırım amacıyla bulundurduğumuz senedi falan filan. Ardından işletmenin alacakları, ardından işletmenin stokları ve devam eder diğer dönen varlıklar falan filan. Biz dönen varlıkları bu likidite çerçevesinde sıralarız. Dönen varlıkların içinde likiditesi en düşük olan hangisi? Stoklar. Çünkü stok satılamayabilir, demoda olabilir, işletmenin satarken sıkıntı yaşayabileceği bir grup olabilir. Ama hazır değer her an nakittir. Bir ihtiyacınız olduğunda onu likiditesi en yüksek olarak değerlendirirsiniz. Duran varlıklar işte kendi içinde işte maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, mali duran varlıklar şeklinde sıralanır. Şimdi biz ana grup, siyah yazdığım yerler itibariyle bir şeyler öğreneceğiz. Diyor ki bu varlıklar bir takım kaynaklarla finanse edilir. Varlığın kaynağı yoksa, yani varlıkla kaynak eşittir mantığı vardır ya, varlığın kaynağı yoksa bu bilançoda bir dengesizlik vardır. O yüzden her varlığın bir kaynağı gösterilmelidir. Kaynaklar da iki gruba, ana gruba ayrılır. Yabancıdan bulduğum kaynak, öz bizim kaynağımız, ortakların koyduğu kaynak. Yabancıdan bulunan kaynaklar da vadesi bir yıl içinde ödenecek yabancı kaynaklar, kısa vadeli borçlar, kısa vadeli yabancı kaynaklar. Bir yıldan uzun vadeli olanlara da uzun vadeli yabancı kaynaklar deniyor. Bunlar yabancı kaynak. Bir de şirketin ortaklarının koydukları, koymayı taahhüt ettikleri, yani ortakların elde ortaya koydukları bedeller vardır ki bunlara da ne ad veriliyor? Öz kaynaklar adı veriliyor arkadaşlar. Şimdi bakın, burada varlıklarla kaynaklar arasında bir eşitlik olmalı. Ve bu eşitliğin yanında bilinmesi gereken bazı kelimeler var. Yani analiz dersinin bize kazandırdığı. Diyor ki bir işletme varlıklarını çevirir, varlıklarını işler, varlıklarını kullanır. Niye varlıklarını kullanır? Bu varlıklarıyla faaliyetlerini devam ettirir. Gider duran varlık alır, makine alır, teçhizat alır, fabrika kurar. Bu duran varlıklarla aldığı ham maddeyi işler, stok haline dönüştürür. Bu stoğu satar, karlı satar, işletme faaliyetlerini karlı bir şekilde sonuçlandırmak için mücadele eder. İşte diyor ki, bir işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürmek için kullandığı, yakın vadede olan borçları ödemek için her an elinde bulundurduğu varlıkları dönen varlıklardır. Bir yıl içinde tüketmek, kullanmak, nakde dönüştürmek amacıyla bulundurulan varlıklara dönen varlıktır.
İşte bu dönen varlıkların toplamını arkadaşlar işletmenin çalışırken kullandığı sermaye, yani ne ad veriliyor? Çalışma sermayesi veya işletme sermayesi. Yani çalışma sermayesi, işletme sermayesi dediğimiz olay neyi temsil ediyor? Dönen varlıkları. Ve bu nasıl bir çalışma sermayesi? Brüt, toplam. Biz bununla çalışıyoruz. Bununla faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu çünkü hareketli. Çünkü duran varlıklarda alınıp hemen nakde dönüşme veya bir içinden nakde dönüşme durumu olmadığı için bu bizim çalışırken kullandığımız bir sermaye değil. Çalışırken kullandıklarımız dönen varlıklarmış. Bu bir. Peki bu dönen varlıklar neyi öder? Dönen varlıklar vadesi gelen borcu öder. Hiçbir insan vadesi gelmemiş borcu bir avantaj sağlamıyorsa öder mi? Yani gidip uzun vadeli borcu neyle öderiz? Böyle bir sorunun cevabı şudur. Niye ödüyorum ki ya uzun vadeli borcu durup dururken? Daha vadesine 2 yıl var. Uzun vadeli borcu neyle öderiz? Uzun vadeli borcu vadesi gelince öderiz. Vadesi gelince de adı ne olur zaten? Kısa vadeli borç. Uzun vadeli borçlar hangi durumda kapatılabilir ancak? Çok erken ödeme iskontosu yapmıştır adam, faiz indirimi yapmıştır, atıldı da paran vardır gider ödersin. O yüzden vadesi gelen borç kısa vadeli borçtur. Ve biz kısa vadeli borçları nelerle ödüyoruz? Dönen varlıklarla. İşte diyor ki kısa vadeli borcunuzu dönen varlıklar, yani çalışma sermayesiyle ödedikten sonra geriye bir şey kalıyorsa. Bu arada ben bunları anlatırken sizler de aktif olmak için kağıt kalem alın, not alın. Bir şekilde olaya müdahil olun diye. Çünkü bu ortam benim sizle göz teması kurabileceğim bir ortam değil. Şu anda aranızda gözleri bayılanlar olmuştur. Şu anda uykusu gelenler olmuştur. Bana bakarak ders dinlerken gidenler olmuştur. O yüzden mümkün olduğu kadar aktifleştirmek için karalama yapın. Bir şeyler not alın. Ha bak, çalışma sermayesi eşittir dönen varlıklar deyin. Kendinizce bir yerleri karalayın. Tavsiyem o. Yoksa uyur giderseniz kafanız monitöre çarpar. Allah korusun. Evet, dönen varlıklarla kısa vadeli, güzel, dönen varlıklarla kısa vadeli borçlar ödüyoruz. İşte diyor ki eğer dönen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynakları ödeyebilecek büyüklükteyse, dönenler kısa vadeliden büyükse, bu işletmede net bir şey kalıyordur. Çünkü dönen kısa ödedikten sonra bir şey kalıyor. Buna da ne ad veriliyor? Net çalışma sermayesi veya net işletme sermayesi. Eğer dönen varlıklar kısa vadeli borçlardan küçükse, buna da net çalışma sermayesi noksanı adı veriliyor arkadaşlar. Açığı adı veriliyor. O zaman net çalışma sermayesi dediğimiz olay neymiş? Dönenlerin kısaları aşan kısmı. Düşünün ki dönen varlıklar bizim bir yıl içinde paraya çevireceğimiz varlıklar. Bu dönen varlık sizin maaşınız olsun bir ay. Kısa vadeli borç da bir ay içinde ödeyeceğiniz paranız olsun. Düşünün ki, hayal edin, böyle bir şey yoktur da. Aldığınız maaş, yani dönen varlık, bir ay içinde ödeyeceğiniz borçları karşılıyor. Hayal edin. Geriye de para kalıyor. Bakın. Böyle bir şey mümkün değil de varsayalım kalıyor. İşte bu geriye kalan para sizin için elinizde kalan net çalışma sermayesi. O sizin işte günlük işlerinizi yürütmenize yardımcı oluyormuş. Taksiye binerken, dolmuşa binerken yardımcı oluyormuş. Borçları dedikten sonra bir şey kalıyorsa buna net çalışma sermayesi adı veriliyormuş. Şimdi diyor ki sen diyor dönen varlıkları hangi kaynaklarla finanse edebilirsin? Dönen varlık alımında hangi kaynakları kullanabilirsin? Serbestsin diyor. Dönen varlık alımında bir defa kısa vadeli borç aldıysan garanti bunu dönene koyacaksın. Uzun vadeli borç alabilirsin. Mesela şirketler stok alımında. Stok. Stok ne amacıyla alınır arkadaşlar? Stok ticaret işletmesi isek eğer, satmak üzere alınan varlıklardır. Stokları alırken biz eğer bulabiliyorsak uzun vadeli borç bulalım, 2 yıl sonra ödemeli bir borç bulalım, 1 yıl sonra ödemeli bir borç bulalım, bu stoğu alalım, stoğu satalım, nakde çevirelim, nakitle gidip tekrar stok alalım, satalım, alalım, satalım. Ve burada her alım satımda yapacağımız kar şirketin karlılığını artırır. O yüzden genelde işletmeler stok alımında uzun vadeli borcu tercih ederler. Ama sonuçta kısa vadeli borçla da alabilirsiniz, ticari borçlar dediğimiz bölüm. Dönen varlıklar aynı şekilde öz kaynakla da finanse edilir. Nasıl? Şirket kar yaptı. Şirketin elde ettiği kar o yıl, ilk yıl uzun vadeli yatırımlarda değerlendirilmesin diyor adamlar. Çünkü o kârı hemen götürüp bina alma. Ne olur ne olmaz, çalışma sermayesi olarak biraz dursun deyip
öz kaynağı götürüp neyin içinde muhafaza ederler? Dönen varlıklar içinde muhafaza ederler. Yani şunu söyleyebiliriz. Dönen varlıklar 3 kaynakla da finanse edilebilir. Ancak diyor ki duran varlık alımında kesinlikle ve kesinlikle kısa vadeli borç kullanma. Yani sen gidiyorsun, duran varlık alıyorsun, bir yıl sonra sonuçta fayda sağlayabileceğin veya bir yıldan uzun sürede fayda sağlamayı düşündüğün varlık alıyorsun. Götürüp bunu kısa vadeli borçta alırsan, o kısa vadeli borcun vadesi geldiğinde eğer dönen varlığın yetersizse o zaman duran varlığını satmak zorunda kalırsın. Yani kendinize ev alıyorsunuz diyelim. Ev alırken gidip evin borcunu, parası da kısa vadeli borç alırsanız bir yıl içinde ödeyeceğim diye nakdiniz de yoksa yeterince o borcu ödemekte sıkıntı yaşarsınız. O yüzden diyor ki duran varlıkların finansmanında öz kaynaklar ve ne kullanılabilir? Uzun vadeli borç. Çünkü bu duran varlıklar ve öz kaynaklar bizim sürekli olarak, uzun süreli olarak kullandığımız sermayedir. Yani bunun adı neymiş? Devamlı sermaye. O zaman devamlı sermaye uzun vadeli yabancı kaynaklar artı neymiş arkadaşlar? Öz kaynaklar. Bu bizim bilançonun temel mantığı. Ve burada mesela bazı istenenler var. Ne istiyor adam? Diyor ki bir işletmenin mümkünse diyor, kaynak kısmı için söylüyorum, borçları, kısa ve uzun vadeli borcu öz kaynaklardan az mı olsun fazla mı soruyorum. Borçlar öz kaynaklardan ne olsun? Kısa cevap olsun diye böyle sordum. Evet, borçlar öz kaynaklardan az olsun. Niye? Borçlar öz kaynaklardan az olursa ya da tersi öz kaynak borçlardan fazla olursa bu işletmenin öz kaynağının güven verdiği, bu işletmenin öz kaynağının alacaklılar için risk oluşturmadığını gösterir. Öz kaynaklar işletmenin herhangi bir olumsuzluk durumunda güven kaynağıdır. Bizden alacaklı olanlar, yani bize borç vermiş olanlar, bizim borçlu olduklarımızın güven kaynağı olduğu için mümkün olduğu kadar öz kaynak borçlardan fazla olsun. En kötü ihtimalle öz kaynaklarla borçlar birbirine ne olsun? Eşit olsun. O zaman istenen şu mudur? İşletmenin öz kaynakları kimlerden fazla olsun? Borçlardan veya eşit olsun. Yani hadi fazla değil, en azından diyor buna eşit olmalıdır. Bu mali güç iyidir, kuvvetlidir diye şeklinde bir yorum yapılır. Mali gücü uygundur veya olumludur şeklinde yorum yapılabilir. Mali gücü. Aynı şekilde diyor ki başka bir bilgi. Kısa vadeli borçlarla uzun vadeli borçlar karşılaştırıldığında mümkün olduğu kadar diyor istediğimiz şu, kısa vadeli borçlar uzun vadeli borçlardan ne olsun? Düşük olsun. Yani istenenleri söylüyorum ben size. Kısa vadeli yabancı kaynaklar kimlerden az olsun? Uzun vadeliler. Niye? Çünkü arkadaşlar kısa vadeli borçta neyimiz fazla? Risk. Sen gidip tüm kaynaklarını kısa vadeliyle de alabilirsin. Ama kısa vadelinin vadesi bir yılın altında olduğu için ödenememe riski var. Senin çalışma sermayen, yani dönen varlığın kısa vadeli borcu karşılayamama ihtimali var. O yüzden diyor kısa vadeli borçlarımız düşük olsun. Peki bir şey daha söyleyeyim varlık kısmı ile ilgili. Dönen varlıklarla duran varlıklar birbiriyle kıyaslandığında birisi diğerinden fazla olabilir. Mesela adamın dönen varlıkları duranlardan fazlaysa bu adam için ne söyleyebilirsiniz? Dönen varlıklar duranlardan fazlaysa, yazayım şuraya. Eğer dönen varlıklar duran varlıklardan fazlaysa. Ne oluyor? Dönenler durandan fazlaysa. Evet. Bu işletme ne işletmesi? Ticaret işletmesi görünümündedir. Burası önemli. Ticaret işletmesidir deyip hemen yapıştıramazsınız. Görünümü öyle. Yani baktığımda ben öyle görüyorum. Ne ticaret işletmeleri var ki duranları daha fazla. Adam almış mülk, almış binalar, taşıtlar, arsalar. Baktığında duranları daha büyük. Duranları büyük ama ticaret işletmesi. O yüzden görünüm olarak diyoruz. Dönenler duranlardan fazlaysa.
Şimdi olumlu bir kitle fazla diyemezsiniz. Hiçbir zaman dönen varlıkla duran varlıklar kıyaslanarak işletmenin likiditesi fazladır diye bir yorum yapılmaz. Olumludur diye bir şey söylenmez. Tek söyleyeceğiniz olay ticaret işletmesi görünümünde. Tersi ise ne işletmesi, üretim, sanayi, imalat işletmesi görünümünde. Çünkü likit yapı dönenle durana bakarak değil sadece. Likit yapıda dönenlerin kısaları ödeme gücüne de bakarsınız. Eğer dönenler kısayı ödüyor ve geriye bir şey kalıyorsa, bu kalan kısım işletmenin günlük işletmesinde kullanılır. O biraz daha bizim likiditemiz hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olur. Yani bilanço ile ilgili temel olarak olmazsa olmaz, İşte analizde bunlar sağlanırsa iyi deriz, şöyle deriz falan gibi yorum yapabileceğimiz bölümler bunlardır diyebilirim. Bilanço ile ilgili kısaca. Hemen ardından böyle bir gelir tablosunun da bir mantığını anlatayım. Bakın, ben şu anda size mantık anlatıyorum. Şu anda olayı mikro düzeyde, yani çok az bir zamanımız var, 2 hafta analiz dersiyle ilgili süremiz çok kısa. Yoksa analiz dersi 15-20 saatte işte konuların anlatılıp sorular da ekstra çözecek gider. Ama şu anda bu kısa sürede en azından bir mantık kavrayın. Anlayamadınız mı? Video panelinizden tekrar oturun izleyin, ha bu buydu falan değil. Çünkü şeye geçeceğim, oran analizlerine biraz ağırlık vereceğim. Orada biraz çünkü soruların çokluğu fazla. Şimdi gelir tablosunun da mantığını hemen bilelim. Gelir tablosu dediğimiz tablo arkadaşlar, normalde mantığını anlatıyorum. Bakın, klasik sınav mantığı gibi teste ezber yaptırmıyorum. Hikayeyi dinleyin. Gelir tablosunun aslında arkadaşlar temel mantığı neyi ulaştırıyordu? Kar zarar. Gelir tablosu neleri karşılaştırıyordu? Adı üzerine gelirlerle giderleri karşılaştırıyor. İşte diyor ki bu işletme bu gelir ve giderleri karşılaştırıp kar zarar ulaşacak. Ama gelir tablosunu kendince sınıflandırmışlar. Gelir tablosunda işletmenin bir ana faaliyetleri var. Ana faaliyetleri var. Yan faaliyetleri var. Bir de elinde olmayan olağan dışı faaliyetleri var. Yani işletmede faaliyet, gelir tablosu neyi gösteriyor? Faaliyet sonuçlarını gösteriyor ya arkadaşlar. Faaliyet sonuçları. İşte bu faaliyet sonuçları hangi faaliyet? Ana faaliyetlerini gösteriyor. Yan faaliyetlerini gösteriyor ve olağan dışı. Yani buna biraz daha bilimsel ifade kullanalım. Arızi, olağanüstü, olağan dışı giderleri, gelirleri de kapsıyor. Yani bizim gelir tablosunda faaliyet sonuçlarımız bu 3 bölüm temelinde gidiyor. Ve işletmenin ana faaliyeti ne? Mal üretebilirsin, hizmet üretebilirsin, al sat yapabilirsin. Sonuçta ister üretim ister ticaret işletmesi olun, satış odaklı gidiyoruz. Ana faaliyetimiz satış yapmak. İşte bu satış yapma noktasında da arkadaşlar diyor ki işletmenin bir dönem boyunca yapmış olduğu önce neler yazılır? Brüt satışlar. Ana faaliyetten elde ettiği gelir. Bu brüt satışları azaltıcı neler olabilir? Satış indirimleri olabilir. Bu indirimleri düşürürsen brütten bir şey düştüğü zaman ne bulunuyor? Net bulunuyor. Yani net satışları bulduk. Net satışlarınız bir ana faaliyet. Gömlek mi üretip satıyorsunuz? Gömlek sattın, gömleğin indirimi, gömleğin net satışı. Bu gömleğin sana bir maliyeti var. Bu da nedir? Satışların maliyeti. İşte bu satışların maliyetinde düştüğünüzde geriye ne kalıyor? Brüt satış kar veya zararı kalıyor. Şimdi arkadaşlar, brüt satış kar zararı bölümüne kadar gömlek satışından elde ettiğim geliri, gömlek satışı için katlandığım giderleri yazmaya çalıştım. Ama diyor, sen şu ana kadar diyor, yani brüt satış kar zararı bölümüne kadar ne yaptın? Gömleği sattın, gelir elde ettin. Gömlekte indirim yaptın, iskonto yaptın, iade aldın. Net satışı buldun. Gömleğin sana bir maliyeti vardı. İster ticari mal ister malın maliyeti. Brüt satış karını buldun. Ama diyor kardeşim, sen diyor bu gömleği satmak için diyor sonuçta işletmede bir takım faaliyet giderlerine katlandın. Ne yaptın? Genel yönetimle ilgili giderler yaptın. Pazarlama, satış, dağıtımla ilgili giderler yaptın. Hatta üretim işletmesiysen gömleği üretmeden önce araştırma, geliştirme yaptın. İşte o yüzden diyor bu brüt satış karından senin faaliyetlerin devamı için yaptığın faaliyet giderleri var. Bu faaliyet giderleri de arkadaşlar baş harflerini yazayım. GAP. Duymuşsunuzdur bu kısaltmayı. GAP nedir? Genel yönetim, araştırma, geliştirme, pazarlama, satış, dağıtım giderlerini de düşerseniz diyor, işletmenin neyine ulaşırsınız? Faaliyet kar zararına. İşte bu bölüm, yani faaliyet kar zararı bölümüne geldiğimizde ulaştığımız bölüm, işletmenin hangi faaliyetleriyle ilgili, ana faaliyetleriyle ilgili gelir gideri gösteren bölümdür. Ve faaliyet kar zararı bölümü de ana faaliyetin ulaştığı net
sonucu gösterir. Bak, ana faaliyetin net sonucunu gösterir. Bundan sonra da diyor, yan faaliyetlerle ilgili bazı gelirleriniz, bazı giderleriniz olabilir. Bu yan faaliyetlere bakalım. Yan faaliyetler adı üzerine diğer faaliyetlerden diye geçer. Yani diğer, benim asıl faaliyetim değil diyor kardeşim. Diğer faaliyetlerden olan gelir ve ne varmış? Kar varmış. Diğer faaliyetlerden. Bana söyler misiniz buna örnek? Muhasebecisizsiniz. Diğer faaliyetlerden olan gelir ve kar. Ben anlamam muhasebeden. Ben sadece tabloyu biliyorum. Evet, diğer faaliyetlerden olan gelir ve kar örnek verin. Uyumayın. Aygül yazıyor, Muhammed yazıyor. Bekliyorum. Kira geliri, kambiyo karları. 642 falan anlamıyoruz biz Vahdettin. Faiz geliri, komisyon geliri. 642 ne? Menkul kıymet satış karı. Gömlekçinin faiz geliri. Faiz geliri, tamam. Güzel. Vahdettin 642'yi söylemedin mi bize? Başkası mı söyledi yoksa? Kodla gidenler. Evet. Şimdi diğer faaliyetlerden olan gelir, doğru. Çok güzel arkadaşlarım. Ardından diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlar var. Nedir bunlar? İşte komisyon gideri olabilir, menkul kıymet satış zararı olabilir, reskont faiz gider olabilir, karşılık gider olabilir. Bu tür giderlerimiz de söz konusu. Ardından diyor bu bölümde, bankadan kredi çekmişsinizdir diyor muhterem. Bu krediye bir faiz vermek durumunda kalırsanız, bunun adı ne gideri? Finansman gideri. Kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanmadan kaynaklı olan finansman giderleri. Kodculara bak, hemen kod yazıyorlar. Evet. Burada diyor artık sen ne yaptın? Ana faaliyetten kar zararını bulmuştun. Genel yönetim araştırma geliştirme pazarlama söyle. Onu da buraya yazıyor. Finansman giderin içine. Söyle. Genel yönetim araştırma pazarlamayı da mı buraya yazıyoruz yoksa? Diğerleri sussun. Süheyla'ya soruyorum. Cevap vermeyin. Süheyla genel yönetim gideri, araştırma, pazarlama ve devamını yazıyor. Ve. Devamını bekliyoruz. Bakalım ne diyecek? Toparlayacak mı? Yoksa bana koz mu verecek Süheyla? Süheyla kaçtı arkadaşlar. Süheyla şu anda mutfakta kafasına soğuk su döküyor. Gitti Süheyla. Süheyla gitti. Pazarlama ve dedi gitti. Evet. Devam edelim biz. Şimdi biz burada o Süheyla'nın dediği yazıyor şimdi. Soğuk suyu döktü geldi. O genel yönetim, Ar-Ge ve pazarlama satış dağıtım giderlerini şurada belirttik. Ne dedik burada? Bunlar faaliyet gideridir. Nedir bu? GAP. Genel yönetim, araştırma, geliştirme, pazarlama satış dağıtım gideri. Süheyla da bize onu hatırlattı. Dedi ki hocam faaliyet giderleri içinde değil miydi? Evet dedi. Evet. Şimdi geldik. İnternetinle ilgili sıkıntı var. Söyle. Kotayı yükselttir. Adi kullanım kotası dolmuştur. Muhtemelen. Evet. Geldik. Diğer faaliyetlerden gelir ekledik. Gideri düştük. Finansman giderini düştük. Artık diyor bunlar senin yan faaliyetinde ama diyor. Bunlar diyor olağan sonuçlar sonuçta diyor. Yani olağan bir durum. O yüzden artık neyi buldun? Olağan kar zararı. Çünkü olağan bir durum. Sen faiz geliri elde ediyorsun. Olağan, bankaya para yatırmışsın. Kira geliri, bankaya para yatırmışsın. Bir yer kiralamışsın, kiraya vermişsin. O yüzden bunlar olağan. Bir de diyor bunların neleri var diyor? Arzi durumlardan kaynaklananları. Yani olağan dışı gelir. Olağan dışı geliri ekle. Olağan dışı gideri düş. Devlet teşvik verdi, yardım yaptı, bir şey oldu. İşletmede yangın çıktı. İşte olağan dışı durumlar oldu. Çalışmayan makineler falan filan. Diyor ki bunlar da olağan dışı gelir gider olarak dikkate alınır. Ve artık dönemin ana faaliyetlerini yazdın kardeşim diyor. Yan faaliyetlerini de yazdın. Arızi durumları da yazdın diyor artık. Olağan dışıları da yazdın. Bir işletmenin bir dönem boyunca geliri var, gideri var. Ana faaliyet var, yan faaliyet var. Olağan dışılar da var, arzi durumlar. O zaman her şeyi bitirdin diyor. Yani artık neyi kapatabilirsin? Dönemi kapatabilirsin. Neyi buldun? Dönem kar zararını buldun. O yüzden diyor, bütün işlemleri yaptıktan sonra dönem kar zararını buldum.
kar yaptıysan diyor senin en büyük ortaklarından birisi olan devlete diyor vergini ver. Çünkü kar yaptın. Yani buradan devam edeyim. Buradan neyi düşüyorsun? Vergiyi düştükten sonra kardan neyi buluyorsun artık? Dönem, net, kar, zarar. Yani demem odur ki bizim aslında dağıtacağımız kar. Kar dağıtım tablosuna da gönderme yapayım. Bir işletmenin kar dağıtım tablosu, unutmayın, dönem karının nasıl dağıtıldığını gösterir. Net karın değil. Çünkü dönem karını alırız tepeye koyarız. Bunun bir kısmını devlete veririz. Al senin payın. Kalanlardan yani net kardan bir kısmını artık ortaklara veririz. Bir kısmını işte yedek akçe olarak ayırırız. İşletmede otofinansma olarak kullanmak için ayırırız. İşte bu durum o zaman şunu gösteriyor. İşletmede hangi kar dağıtılıyor? Ortaklar demiyorum. Kar dağıtım tablosunda hangi karların dağıtımı göstermeli? Dönem kar. Ama şunu derse ortaklara hangi kar dağıtılır? Önce devlete ver diyor. Devlete ver. Ortaktan önce devlet alsın. Ondan sonra ortaklara hangi karı dağıt? Net karını dağıt. Yani dönem karından önce ortağa vereyim. Sonra kalan olsa devlete vereyim olsa ne güzel olur değil mi muhasebeci arkadaşlarımız? Evet. Bu da bizim gelir tablomuzdur. Gelir tablomuzun temel hikayesi de budur. Ve bu mantık çerçevesinde gider. Bazen sınavlarda gelir tablosuyla ilgili hesaplama yaptırabilir. Bazen bu gelir tablosundaki bir kalemi alıp başka bir oran yapmak için bize kullandırtabilir. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bir 50 dakika olmuş. Bir mola vereyim. Ben bir soluklanayım. Ardından oran izlerini anlatacağım arkadaşlar. Oran izleriyle ilgili formülleri ve soru çözerek biraz daha üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi burayla ilgili sorunuz varsa alayım arkadaşlar. Bu bölümle ilgili sorunuz varsa alayım.